Şimdi adım adım girecek olursak, enkaz altında kalan bir kişi çıkarılıyor. İşte herkes alkışlıyor sevinç içinde. Onun da bir buruk sevinci var ama daha şok olmuş bir durumda elbette. Evet. Daha şaşkın. Bazıları nerede olduğunu anlayamıyor. Ama 5. günde çıkarılan insanlar var. 6. güne gidiyoruz. Yani orada sahip oldukları dirayet nedir? Onları orada kimisi çok iyi durumda çıkıyor. El sallayarak çıkanlar var. Evet. Nedir bu psikolojilerin tabii farkları? Şimdi burada yani kişilik yapısı çok önemli. Hı. Kişinin böyle durumlarda mesela bu konuda hazırlıklı olan, eğitimli olan kişiler yahut da böyle stres yönetimi olan kişiler. Bilinçli veya bilinçsiz. Stres yönetimi bilinçsiz oluyor zaten. Hı. Bilinç tamamen bilinçsiz. Otomuda daha önce hayatta bazı zorluklar yaşamış oluyor. Hı. Ona karşı dayanıklık eğitimi almış kişiler bunlar. Ta böyle zorluklar karşısında kolay pes etmeyen, dayanıklık eğitimi almış kişiler. Bu kişiler böyle durumlarda mesela komando eğitimleri öyledir. Daha bırakılır, günlerce kendi kendinin ihtiyacını karşılığa gel denir ve 3-5 gün sonra alınır o kişi oradan. Doğru, öyle bir kişinin enkaz öyle, altında kalmasıyla kalması bizim kalmamız arasında çok fark var. Fark tabii. Var. Yani ki bu kişi ama ortalama bir kişi de böyle durumlarda ümit duygusunu kaybetmezse kalır. Bütün iş burada vücudumuzun böyle susuz en çok etkilenen evet. Susuz kalması. Doğru. Yani bünyeye göre 30 ile 60 gün arasında vücut dayanabiliyor. 60 gün arasında dayanabiliyor. Yani açlığa dayanabiliyor. Susuzluğa tabii biraz daha zor. Daha böbrek çok en çok evet. Zarar görüyor susuzlukta. Zaten en çok sanıyoruz sağlık problemleri bununla ilgili çıkabilir. Tabii çıkıyor. Susuz kalmaya bağlı. Böbrek bağlı. Çalışmıyor. Hı-hı. Oradan böbrek yetmezliğinin ne doğru gidebiliyor. Bu nedenle hatta şeyler yani öyle durumlarda böyle durumlarda idrarını bile içmesi evet. Şeydir kişinin. Bugün ya. Bir genç var. Açıkladı. İdrarını içerek hayatta kaldım tabii, dedi. O şekilde onu evet. O şekilde bir şey durumu çünkü o anda yani ne türlüsü olsa olsun vücudun o anda ihtiyacı var. O bu yani az da olsa insanın tabii, mukavemetini ümitsizliğe düşmezse, kişi ümitsizliğe düşerse beyin küsüyor. Hı hı. Beyin küstüğü zaman beyin şeyle ilgili savunma ile ilgili kimyasalları üretmemeye başlıyor. Hı hı. Ve hızla çöküyor. Yani bir gecede yaşlananlar bile var. Evet, o böyle durumlarda çok o şokun doğal etkisiyle. Hayatımızda bunları yani çok görüyoruz. Bunu evet. Görüyoruz. Yani insanın çünkü temel dürtüsü yaşam kalım dürtüsü insanda. Hı. Bu duygu olmazsa insan ölmek ister. Hayatta zaten. Kalmak. Depresyon durumunda ölüyor. Tabii. Evet. Bu dürtüyü ve yaşam kalım, hayatta kalma dürtüsünü yaratılıştan genetik olarak var bizde. Ama çok da zor değil mi hocam? Enkaz altında tabii nasıl kaldığınızla da ilgili. Yani bir metrekare alanda da kalabilirsiniz. Evet. 3 metrekare alanda da çok daha küçük bir alanda da şanslılar kalabilirsiniz. Şanslılar mesela Arzu Abartman şans birbirine moral vermişler. Evet doğru. O kıdemli polis memurları onlar soğukkanlı olabilmişler. Evet. Orada o 5 gün çünkü onlar o birkaç kişinin olması birbirlerini uyutmadan konuşarak bir işlerinde bir tane karamsar olsa bozar herkesi etkiler. Böyle durumlarda bütün şey ümitsiz ve karamsar olmamak ve böyle bir durumda çünkü bir hatta bir şey vardır. Bizim ümit duygusuyla verdiğimiz bir kurbağa metaforu vardır. İki kurbağa bir büyük bir süt kazanına düşüyor. Biri diyor ki ben bu koca kazan kurtulamam diye bırakıyor kendisi ölüyor. Diğeri çırpınıyor. Hiç ummadığı bir şey oluyor, öngörmediği bir şey. Yağ tabakası oluşuyor kalın. Evet. Ona atlıyor, kurtuluyor. Bu planlanmış, düşünmemiş bir şey. Duruyor. Çırpınmasının etkisiyle. Onun için böyle durumlarda hiç insan ümitsizliğe yani düşmezse hatta bunun şeyde Mandela'yla hapiste yatarken 17-18 hapiste yattı biliyorsunuz. Evet. Ondan sonra evet. Başkan sonra oldu. İşte o koğuşta yan komşusunda koğuştaki yandaki odada bir Müslüman gene hükümlü varmış. Hı-hı. O Mandela demiş ki abi ben boşuna mücadele ediyoruz artık. Ümit yok. Her şey bitti, tükendi gibi böyle karamsar bir konuşma yapıyor. Onun üzerine o Hintli Müslüman olan diğer tutuklu, hükümlü kişi diyor ki bak bizim kutsal kitabımız var. Kutsal kitapta ne diyor? Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz diyor. Yani Allah hepimizin Allah'ı diyor. Ümit kesilmez diyor. O bana moral verdi diyor. Ve Mandela'nın hatta oğlu da şimdi Müslüman olmuş mesela şu anda. Ve o Müslümanlar o da az olduğu halde başkanken Müslümanlara çok bakanlık vermiş. Bu oradan bir şey var.
O ümit duygusu onun. İnancımızı hiçbir İnancı, zaman yani inanç kaybetmeyeceğiz. İnsan, kaybetmemek için de. Bu dünya kainatta başıboş dolaşan bir gemi değil. Yani bu geminin bir kaptanı var ve bu geminin ait olduğu bir yüksek güç, yüksek irade var. Tevhid inancı burada çok güçlü. Ona teslimiyet gücünüzü artırıyor. Ümidinizi artırıyor.